Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Kasım 2017 Çarşamba Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda Televizyon Gazetesi'ne başladık. Konuğumuz Rıza Zellüt. Gazeteci, yazar Rıza Zellüt. Ne zamandan beri görmüyorsunuz ekranlarda. Özel rica ettim. Ne olursun abi dedim. Bak gündem çok yoğun dedim. Niye öyle değil mi? Öyle. Yani sen o kadar kitap çalışmaları... Neydi kitap şey miydi? İstiklal mahkemelerini bitirdim. Yakında yayımlanacak ve orada ilk defa çok önemli belgeler yayımlayacağız. Kurtuluş Savaşı'nın hukuk yönü değil mi? Hukuk cephesi. Hukuk cephesi. Yani İstiklal Harbi'nin hukuk cephesi İstiklal Mahkemeleri. İstiklal Mahkemelerinin tarihi görevini net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Dur fazla ayrıntı evet, verme. Girmeyeceğiz. Fazla ayrıntı verme, kitabı alsın arkadaşlar. Evet. Efendim gündemde ne var? Aydınlık yeni dönem demiş. Yeni dönemin fotoğrafında Tayyip Erdoğan, Hasan Ruhani ve Vladimir Putin'in bir fotoğrafıyla simgelemiş. ABD kışkırtmasıyla başlayan Suriye krizinde sona gelindi. Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri yeni süreçte atılacak adımları konuşmak ve yol haritasını belirlemek için bugün Soçi'de bir araya gelecek. Bu üçü masaya oturacak ama masada bir de hayalet olacak. Dün Rusya'daydı. Esad, Beşar Esad. Masada Esad'ın hayaleti de olacak. Hani derler ya Avrupa'nın üzerinde Mars'ın hayaleti dolaşıyor diye. Soçi'de Esad'ın hayaleti de dolaşacak. Yani belki kendisi dönmemiştir Suriye'ye tam bilmiyorum. Oradaysa sürpriz bir görüşmede olabilir mi? Olabilir. Halilciğim bir cümle istiyorum. Bir dakika abi. Hayır bir cümle burada devam et. Peki tamam o kadar çağırdık madem. Bugün ezecek bizi. Sağ ol. Bu arkadaşımız, bu genç lider, yani Beşar Esad, Orta Doğu'nun son kahramanıdır. İki defa yazdım. Millet görmek ister. Orta Doğu'nun ilk kahramanı Mustafa Kemal ise, iddialıyım, ikinci kahramanı Beşar Esad'dır. Emperyalizmle, yedi düvelle mücadele ederek 1920'lerde Mustafa Kemal yendi. 2010'lardan itibaren emperyalizmle yedi düvelle savaşarak Beşar Esad yendi. Son kahraman. Önünde saygıyla durmak lazım. Ne ilginçtir. Mustafa Kemal'e de en büyük yardım Sovyetler Birliği'nden gelmişti. Bravo. Esad'a da en büyük yardım Rusya'dan geldi. Evet. Evet. Peki bu ayrıntılara gireceğiz biraz sonra. Ben gündeme devam edeyim. Soçi'de taraflar ne istiyor? Ona bir bakacağız. Yeni dünyaya doğru bağımsızlık diye bir yazı var. Bakmamız lazım. Almanya'nın en önemli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine, Avrupa için Atlantik'in sonu diye bir yazı yazmış. ABD'nin çöktüğü, Trump'ın bu çöküşü idare eden bir memur olduğu, ABD'nin Kore krizi nedeniyle Çin'den yardım dilenmek zorunda kaldığı ve Avrupa'nın Atlantik sonrası dünyaya hazırlık yapması gerektiğini söylemiş. İşte biz daha kaç ay önce söyledik, bunlar Avrupa ordusu kuracaklar diye, Amerika'dan kopacaklar diye, Amerika'dan kopuşu desteklemek yerine Avrupa ile kavga etmeyi tercih edenler sonunda işin doğrusunu görecekler. NATO'dan uzaklaşmamıza Orta Doğu sevinirmiş. Bir eski büyükelçi Ümit Pamir bunu söylüyor. Sevinsin ne var? Siz niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Rusya sevinirmiş, Orta Doğu sevinirmiş. Ya Amerika sevineceğine benim Libyalı kardeşim sevinsin, Suriyeli kardeşim sevinsin. Abi Suriye'ye gittik. Evet. 2-3 gazeteci. Çok eski ama 20 yıllık hikaye. Baktık sokakta çocuklar top oynuyor. Hani mahallede top oynanır ya. İşte birisi Arapça biliyordu. Arkadaşlardan mahalle maçı yapalım dediler. Sizin de biz. Çocuk bir kızdı 14-15 yaşında. Ne demek siz biz dedi. Biz siz biz diye ayırmıyoruz. Biz aynı milletiz dedi. Oo bir şaşırdık bir şaşırdık. Tamam ulan o zaman dedik. Karma yapalım karma maçı yaptık. Orada böyle bir bakış açısı var. Evet, PKK'dan Rusya'ya Afrin çıkışı Karayılan demiş ki, bir açıklama yapmış. Vallahi Türkiye Afrin'e saldırırsa bunu Rusya'nın saldırısı sayarız. Rusya'ya kafa tutuyor abi. Yürü be! Kim tutar seni? 9 maddelik yol haritasını da Soçi için Türkiye gazetesi yazmış. Ona da bir bakarız. Soçi'de böyle bir toplantı yapılırken, Batı Asya'nın birliği yolunda önemli gelişmeler sağlanırken, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'yi yalnız bırakma zirvesi var. Onu da en güzel Yeni Çağ vermiş birinin sayfasından.
Güney Kıbrıs'ta Türkiye'ye karşı üçlü işbirliği, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Yunan Cumhurbaşkanı, Yunan Başbakanı Alexis Tsipras ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderini Kos Anastasiadis enerji konusunda Türkiye'ye karşı üçlü liderler zirvesinde Lefkoşa'da bir araya geldi. Vallahi şimdi ben bu birliğin olmasını istemem. Yunanistan komşumuz, Mısır yakın coğrafyamızdan Rum yönetimi yani avuç içi kadar bir şey. İstemem yani Türkiye ile bunların takışmasını ama... İsrail de var Halilciğim orada. İsrail'in fotoğrafı yok burada. Ama asıl var. Perde arkasında var. Hayır, hayır ortak tatbikat yapıyorlar. Hayır, gazete eksik. Bu üçlü toplantıyla ilgili söylüyorum. Pardon. Şimdi bir Soçi'deki fotoğrafa bakın. Türkiye, Rusya, İran, Suriye, arkalarında Çin vesaire. Bir bu fotoğrafa bakın ya yani ne bileyim. Akranına çatlarlar adamı. Halilciğim bu konuda bir not cümle söyleme hakkın var mı? Abi her konuda var da ben bu gündemi bir bitireyim. Peki tamam. Peki hadi söyle tamam hadi. Seni de kıramam. Halilciğim Türkiye'nin bugün biz Suriye ile hemen barışmasını istiyoruz ya. Türkiye'nin Suriye kadar hemen ivedi olarak acilen yani birkaç değişik kelime kullanıyorum ki anlasın bizi yönetenler. Mısır'la barışmaya ihtiyacı var. Yani Sisi'yi darbeci ilan ederek onu Türkiye düşmanı haline getirip Mısır'ı İsrail kampına, Yunanistan kampına, Rum kampına itmenin alemi var mıydı? Yok. En büyük yanlışlarından biri Ravi işareti yapmak suretiyle, Mısır'a göndermelerde bulunmak suretiyle Türkiye kendini kuşattırmış oldu. Doğu Akdeniz'deki kuşatmanın kırılabilmesi için Mısır'ın bu ittifakın dışına alınması lazım. Bunun yolu da Mısır'la düşmanlıktan değil, Mısır'a dostluk hali uzatmaktan geçiyor. Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir an önce Mısır'la rabiyacılık üzerinden değil, hiç değilse Müslüman kardeşliği üzerinden ittifaka girmeye çağırıyor. Batı Asya Birliği üzerinden çağıralım mesela değil mi? Yani Batı Asya daha doğrusu da en azından yani bu Mısır'ı Türkiye'nin düşmanı konumuna düşürmek ve onu İsrail'in kucağına, Rumların kucağına atmak doğru bir politik olabilir mi? Bir an önce düzeltilmesi lazım. Evet. Ben şu gündemi tamamlayayım. Evet. Rıza abiden fırsat bulup. Zor bulacaksın Halilciğim. Nasıl? Zor bulursun. öyle görünüyor. Senin kahve de gelmedi. Sen konuşmazsın da şimdi. Biraz sonra bekliyorum. Onun da bir zamanı var. Ya bir programda kahvesi gelmemiş Rıza abinin. Ben normal akışa göre soru soruyorum ama Rıza abi başka tarafa bakıyor, duymuyor öyle. Rıza abi, ha jeton düşüyor. Ya adamın kahvesini getirin konuşmuyor diye. Yine aynı duruma düşmeyelim, aman kahvesini getirin. Zarrab meselesi var. Aydınlık Zarrab'ı CIA savunuyor demiş. Yine Kemal Kılıçdaroğlu, Zarrab davası milli bir dava değildi o. Bu milli bir dava değil sözcüğü bayağı bir yaygın olarak sosyal medyada dolaşıyor. Şimdi Fethullah Gülen terör örgütü diyoruz. Onlar kendilerine cemaat hareketi ya da hizmet hareketi diyorlardı değil mi? Efendim bu hizmet hareketi, bu mübarek zat-ı muhteremler himmetler topladılar. Niçin? Hizmet etmek için. Neye hizmet edecekler? Ne bileyim işte edeceklerdi. Amerika'ya hizmet edeceklerdi herhalde. Ama bu hizmet hareketi okullar açan bilmem ne yapan bir hareketti ya. Evet. Bir dönem Gülen'in kasalarından olan Mustafa Sey'nin Tataristan'ın başkenti Kazan'da himmet paralarıyla kumarhane işlettiği ortaya çıktı. Esselamu aleyküm. O kadar çok adamların geliri. Evet. Ve tabii Türk parasının durumundan, dövizdeki yükselişten de bahsedeceğiz. Ha bu arada Türk kökenli Alman vekil Alman meclisinde kürsüde YPG bayrağı açmış. Bunda ne anlama geldiğini konuşacağız ama hemen bu Aydınlık'ın manşetinden başlayalım. Arkadaşlar Aydınlık gazetesi manşet yeni dönem. Şimdi bakalım Rıza Zel... Sen taktın bunu değil mi? Düştü bu. Ben takayım da sonra devre arasında, maçın devre arasında. Ya unuttuk çocuklar ya. Serkan, Beşiktaş müthiş bir iş başardı ya dün akşam. Evet kutluyoruz. Kutluyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa bir Türk takımı Avrupa liglerinde, Şampiyonlar Ligi'nde seri başı olarak tur atlamayı garantiledi.
İlk bu. Hep üçüncü olarak mı gideriz, fair play'de mi gideriz, bilmem evet. ne olarak mı gideriz diyoruz ama Beşiktaş rakiplerini eze eze bitirdi. Dün akşam da beraberlik yetiyordu, o beraberliği aldı. Grup lideri olmayı garantiledi. Serkan yaparsın artık bir şeyler Beşiktaş'ta arkadaşlarımız için değil mi? Şimdi efendim yeni dönem. ABD kışkırtmasıyla başlayan Suriye krizinde sona gelindi. Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri yeni süreçte atılacak adımları konuşmak ve yol haritası belirlemek için bugün Soçi'de bir araya gelecek. Suriye'nin sahada kazandığı başarılar siyasi çözümü de hızlandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliği yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Zirve öncesi konuşan Erdoğan bölgenin terör örgütleri aracılığıyla dizayn edildiğini vurgulayarak biz ne kendimizin ne de komşularımızın böyle bir muameleye tabi tutulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Doğru bir laf. Güzel. Geçen günlerde Antalya'da görüşen 3 ülkenin dışişleri bakanlarından sonra dün de Türkiye, Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları Soçi'de bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada IŞİD ve El Nusra'dan kalan teröristlerin yok edilmesi için somut adımlar atılacağı belirtildi. Taraflar İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde koordinasyon seviyesini arttıracak yeni önlemler üzerinde anlaştı. Şimdi şeye göre, Türkiye gazetesine göre 9 madde gündeme gelmiş, Esad'ın önüne konulmuş. Esad bu 9 maddeyi de kabul etmiş. Bu maddeler anladığım kadarıyla Türkiye gazetesinin haberinden Esad'ın iktidarının devamını sağlayan maddelerde bulunuyor. Liderlerin buluşmasında 9 maddelik bir teklif sundu. Esad da bunların hepsini kabul etti. Ankara, Moskova ve Tahran hattında süren müzakerelerde Suriye'nin geleceğini ışık tutacak 19 noktada uzlaşmaya varıldı. Bu maddeler için yol haritası 15 Ocak tarihine kadar şekillenecek. Üzerinde anlaşma sağlanamayan iki konuyu ise liderler çözecek. Bunlar PYD'nin durumu ve ülkedeki ABD üsleri. Ha güzel. PYD'nin durumu ne olacak? Türkiye bu konuda kesin kararlı. PYD varsa biz yokuz diyor. Bir önemli madde ABD üsleri. ABD orada küçük küçük bir sürü üs kurdu. Bunlar orada durduğu sürece bölgede asla istikrar sağlayamazsınız. Bakın hani şeyde Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir anayasa vardı ya, oylamaya yapıldı Allah'tan Yunanlılar evet. hayır dedi de yırttık. Şimdi anlam planı için ne diyorlardı? Hem Türkiye'deki hem Kıbrıs Rum kesimindeki bazı Sorosçular Kıbrıslılarındır. Evet. Tamam öyledir. Ama oradaki İngiliz üsleri orada olduğu sürece siz emperyalizmi oradan kovalamadan Kıbrıslıların olamaz. Kendi haline bırakın bakalım halkları. Bak ne yapıyorlar. Şimdi burada da bu Amerikan üsleri burada durduğu sürece burada huzur olmaz. Herhalde buna bir çözüm bulacaklardır. Bir şey daha söyleyeyim sonra Rıza abi sana bırakayım sözü. Burada Hürriyet gazetesi ne diyor? Bulamadım. Kendi yazdığım yazıyı bulamadım ha. Ha evet, Hürriyet'in 19. sayfasında. Taraflar ne istiyor? Şimdi Rusya tarafı ne istiyor? İran tarafı ne istiyor? Hürriyet 19 arkadaşlar. Ya da ben buradan mı vereyim? Peki. Bakalım. Taraflar ne istiyor demiş. 3-4 maddelik bir şey basitçe verelim onu hemen. Evet. Soçi zirvesinde taraflar ne istiyor? Türkiye, Ankara'nın üçlü zirveden beklentisi Suriye'deki PYD unsurunun siyasi çözüm denkleminden çıkartılması. Ankara ayrıca Moskova'dan Afrin'in PYD'den arındırılması ve Tel Rifat'a yönelik askeri operasyon için destek istiyor demiş. Yani PYD olmayacak diyor. Rusya ne istiyor? Moskova'nın üçlü zirveden beklentisi diğer iki garantör ülke Türkiye ve İran'a Suriye için Esad'ın muhafaza edilmesinden başka çare yok görüşünü benimsetmek. Moskova'yı zorlayan, burada Türkiye fazla ayak diremez. Onu söyleyeyim. Moskova'yı zorlayan en önemli nokta ise Putin'in bir taraftan Suriyeli Kürtleri terk etmek istememesi, diğer taraftan ise Türkiye'yi süreçten uzaklaştırmamak. Putin ile Erdoğan arasında son bir yılda yapılan 6 zirve ile 13 telefon görüşmesinde devamlı olarak Suriye'deki Kürt meselesi gündeme gelmişti. İran ne istiyor?
İran'ın başlıca hedefi ise Suriye'deki askeri hareketliliğin sona ermesinden sonra bu ülkede silah gücünü üst kurarak sürdürmeye devam etmesi. Tahran yönetimi Esad'ın izniyle özellikle İsrail sınır bölgelerine yakın iki askeri üs kurmayı hedefliyor. İsrail ise buna karşı çıkıyor. Her ülkenin kendine ilişkin kendince haklı olduğu noktalar olabilir. Rıza Zellyut ne diyor bu konularda? Şimdi tabii Orta Doğu'da eğer zafer elde etmek istiyorsanız duygularınızı bir kenara bırakacaksınız. İç politik kaygılarınızı da biraz askıya alacaksınız. Dünya şartlarına göre düşünecek ve davranacaksınız. Yani Türkiye ve Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP uzun yıllar Amerika ile birlikte Orta Doğu'yu yönlendirmeye kalkıştı. Ve sonuçta duvara tosladılar. Bu meşhur BOP projesi, şunlar bunlar çöktü gitti gelişmeler karşısında. Şimdi ve 2010 yılında biliyorsunuz 2010'un sonundan itibaren Suriye'de başlayan bu iç saldırılar, terörist saldırılarla bölgenin daha karışık hale getirilmesi, IŞİD'in önünün açılmasıyla Orta Doğu bir kavga kazanına dönüştürüldü. Türkiye de bunu destekledi. Kısaca özetleyelim bu kavgayı. Ama sonuçta Tayyip Erdoğan ve AKP gördü ki Orta Doğu'nun karışması demek Türkiye'nin karışması demek. Ve Orta Doğu'da iktidarların sallanması demek Türkiye'de AKP iktidarının da sallanması demek. Bunu gördükleri için şimdi yeni ittifaklar aramaya gittiler. Doğru yapıyor Türkiye şu an. Hasan Ruhani ve Vladimir Putin'le bilmem kaçıncı buluşmasında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yapılması gereken bir şey. Kaçıncı buluşması Putin'le? Altıncı buluşma, 13'te telefon görüşmesi evet. Var. Yani bunlar yapılması gereken şeylerdi. Daha 2014 yılında Rus uçağını vurduk. Gerekirse bir daha vururuz şeyinden, havasından. Bugün Vladimir Putin'le sıkı dostluk ilişkisine yönelmesi Türkiye'nin doğru bir tavır, akılcı bir tavırdır. Bunu destekliyoruz. Zaten sevgili Ali, belleğimizi yoklarsak bundan bir yıl kadar önce yanılmıyorsam Moskova'da bir deklarasyon yayınlandı. Çok önemliydi. Hı hı. Moskova deklarasyonu diye. Ben de onu aydınlıkta birkaç kez kullandım o deklarasyonda söz edilen maddeleri. Yani Hasan Ruhani, Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan Suriye'nin geleceğine ilişkin orada bir yol haritası belirlediler. Bu yol haritasında bence en önemli unsur şuydu. Suriye'de laik bir yönetimin kurulmasının konusunda anlaşmışlardı. Evet. Yani Suriye'nin birliği artık kaçınılmaz. Orta Doğu'nun ayakta durması için Suriye'nin parçalanmaması gerekiyor. Bunu Putin biliyor, İran biliyor. Sonuçta Tayyip Erdoğan da kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı. Geldiği nokta önemlidir. Şimdi ayakta kalacak ama nasıl kalacak? Bir İslam devleti olarak mı kalacak? İslam devletine dönüşerek mi kalacak? Yoksa laik bir devlet olarak mı Suriye ayakta kalacak? Bunun bile konuşulması gerekiyor ve Moskova deklarasyonu bu konuda bize umut verici bir şey, yol çizdi. Yani Mustafa Kemal Türkiye'si neyse biz Suriye'de de Beşar Esad Suriye'sini aynı biçimde göreceğiz gibi. Fakat burada hala sorun var. Deminki şeyi alabilir miyiz gazeteyi? Türkiye gazetesi miydi biraz önceki? Türkiye gazetesinin birinci sayfası. Birinci sayfayı bir alabilir miyiz? Bakalım Serkan'ın keyfi olursa. Ya orada bir fotoğraf var. Şimdi, Serkan alır mısın? Türkiye almıyor gazetesinin abi. Birinci sayfasını. Almıyor. Serkan'ın. Hadi getir de hadi. Şimdi bakınız. Bu solda bir fotoğraf var. Sayın Erdoğan kucağına bir kız çocuğu almış. Küçük bir çocuk ve ona Rabia işareti yaptırıyor. Şimdi arkadaşlar bir taraftan siz Orta Doğu'da birlik ve dayanışma diyorsunuz. Öbür taraftan Rabia işareti yaptırıyorsunuz. Bu işaret Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi tek devlet, tek bayrak, tek millet hikayesi değil. Bu Rabia işareti. Kendileri de söylüyor. Rabia neyin işareti? Mısır'da Müslüman kardeşler
iktidarının işaretidir. Ve Tayyip Erdoğan'ın Müslüman kardeşlere verdiği desteğin işaretidir. Hala bize durmadan el altından, bilinç altına, hani şu Altan kardeşlerin falan yaptığı bilinç altına yönlendirme, darbe yönlendirmesi neydi? Sübliminal mesaj mıydı? Neydi İngilizce? Sübliminal. Sübliminal mesaj veriyor bize arkadaşımız. Yani bundan vazgeçeceksin Sayın Erdoğan. Arkadaş, siz bu mesajı Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiyorsunuz. Siz bu mesajı Müslüman kardeşler çizgisine veriyorsunuz. Vazgeçin bundan ya. Yani iç cepheyi bir defa böyle rabiacılıkla siz parçalarsanız sevgili Halil, bunu söylemek zorundayız. Dışarıda başarılı olamazsınız. Türkiye'nin şimdi birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Bunun yolu, demin söyledim, hani senden zorla izin alarak... Zorla izin alarak laflara bakar mısın ya? Mısır'ı devre dışı bırakıyorsun sen burada. Hala Mısır'a mesaj gönderiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Mısır nerede? Mısır'da gidiyor. Yunanistan'la, İsrail'de, Rum kesimiyle iş tutmaya çalışıyor. Amerika'yla. Bunlar komutayı gönderdi Amerika. Sen şimdi kardeşim, Türkiye'den bu işaretin gönderildiği her saniyede Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İsrail'in ve Rumların yanında duracaktır. Bu senin programında AKP yönetimini, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu biraz akıllı bir insan. Öyle mi? Daha böyle rasyonel düşünüyor, daha gerçekçi düşünüyor. Sayın Çavuşoğlu'nu uyarıyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ikaz etsin. Bu mesajlar Türkiye'deki iç kamuoyunu da bozuyor. Sadece dış, yani Mısır'ı bizden uzaklaştırmakla kalmıyor. İçerideki kamuoyunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzaklaştırıyor. Yapmayın bunu ya. Atatürk'e döndüyseniz Atatürk'ün şeyinde rabiacılığın yeri var mı? Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet ideolojisinde, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilkelerinde rabiacılık var mı kardeşim? Yok. Öyleyse vazgeçin. Bu çoluk çocuğu bile kullanmayın bundan. Ha, bu sayfayı aldığın iyi oldu. Türkiye gazetesi meşhur. Onlar hakkında da bir şey söyleyeceğim. Sen söyle. Ha, meşhur işte yandaş vesaire. Biraz zırt pıt bizim tarafa vay Ergenekoncular diye saldıran bir gazete. Ama Esat'a en çok Esed diyen gazete. Evet, doğru. Değil mi? Evet. Katil diyen gazete. Abi başlığa bakar mısın? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı. Kimiymiş? Esad mı yaptı ya? Beşar Esad'ı. Dikkatimden kaçtı. Bak, Putin Suriye liderini, Suriye katil Esad'ı değil, Suriye liderini, burada da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı. Kimiymiş? Bir daha tekrar edelim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. Ha, işte bu. Güzel, güzel ama. Güzel. Tabii. Öyle ya da böyle. Şu nedenle ya da, evet, nedenle ya da bu nedenle. O çizgiden bu noktaya gelmeleri iyi. Hem Türkiye ile ilgili bir şey söyleyecektin, gazete ile ilgili. Ha, şimdi bak, bu Türkiye Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi, özellikle bu iki gazete özelinden yola çıkarsak, bunlar Beşar Esad'ı Alevicilik yapmakla suçlayan ve İran kaynaklı göstererek Irak'taki Haçlı Şabi milislerine vay mezhepçi, vay Şii, müfriz Şii diye her türlü hakareti yapan gazetelerdi. Tehlikeli gösteriyorlardı. Şimdi bak, kısa sürede dikkat et, bir gelişme oldu. Ondan sonra kısa sürede Suriye'de ve Irak'ta IŞİD perişan edildi. Şehirlerden sökülüp atıldı. Türkiye'nin bilmek istemediği bir önemli gerçeğin altını çizelim. Sahada IŞİD militanlarıyla gerçek anlamda dövüşen ve onları yenilgiye uğratan Haçlı Şabi kuvvetleridir. Bunlar Irak ordusunun içerisinde yetiştirilmiş, eğitilmiş şeylerdir. Askerlerdir, öyle söyleyelim. Haçlı Şabi diye kötüledikleri bunların yıllar boyunca işte o IŞİD'i mağlup eden güçlerdir. Haçlı Şabi bir şey daha yaptı. Bu Irak'ta hani bir vatandaş ortaya çıktı. Ben
Kürdistan'ı kuracağım, bağımsızlık referandumu yaptım. Ha, Barzani'yi diyorsun. Ha, şimdi geçen gün tweet attım da orada şunu yazmıştım. Bir arkadaş vardı, üfürdür durdu, sonra bir üflediler, toz gibi dağıldı gitti. Barzani iktidarı. Hı hı. Şimdi onun üzerine Irak ordusu yürüdüğünde o öncü güçleri Haçlı Şabi'ydi. Haçlı Şabi bunların bu peşmergelerini de PYD'lerini de şunların bunların da toz duman etti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu gerçek şu. Haçlı Şabi yasa dışı bir şey değil, örgüt değil. Irak ordusunun denetiminde, Irak devletinin gözetiminde, İran'ın da örgütlenmesiyle kurulan bir şey, savaşçı güç. Biraz şey gibi görebiliriz onları belki, PKK'ya karşı savaşan korucular gibi. Ha, bravo. Değil mi? Bravo. Onların biraz daha itilmiş hali. Irak ordusunun, evet, bizim terörle mücadele eden korucularımız gibi bir gücü. Tabii. O Irak ordusunun denetiminde, Irak ordusunun yönetiminde. Kesinlikle. Hiçbir kanunsuz hareketler olmaz. Hiçbir o zaman ben de bir şey söyleyeyim Haçlı Şabi ile ilgili. Sünni terör örgütü olarak ortaya çıkan IŞİD nereye girse kan, ölüm. Evet. Değil mi? Evet. Haçlı Şabi ortaya çıktığında ne dedi bu gazeteler? Bunlar Şii, bunlar Sünnileri mahvedecek, katliam yapacaklar. Evet, bravo. Var mı herhangi bir katliam kardeşler? Hı? Yani nereye girdiler? Kerkük'e girdiler. Nereye girdiler? İşte nerede peşmerge varsa girdiler. Nerede IŞİD varsa girdiler. Aşağıdan yukarı temizliğe geldi. Girdikleri her yerde Sünniler var mıydı? Vardı. Tabii. Hani bunlar Şii'ydi ve bunlar Sünnileri katledecekti. Var mı bir katliam? Asla. Şimdi o zaman yaptığınız yayınlar hiçbir gerekçesiz, hiçbir sebebi olmayan ve bölgede kardeşi kardeşi düşürmeye matuf yayınlar. Bundan çekinmeniz, bundan kaçınmanız lazım. Bu haberi yazan Çetin Erçetin isimli arkadaş da kendisi Irak-Suriye uzmanı olarak geçiniyor. O konuları bilebilir ama sürekli Haçlı Şabi'ye, İran'a saldıran konuşmalar yapıyordu televizyon programlarında. Şimdi Türkiye'nin yüksek menfaati gereği, Tayyip Erdoğan'ın yüksek menfaati gereği aynı zamanda İran'la işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu görünce İran'ın Şiiliğini, Pers milliyetçiliğini unuttular, İran'la işbirliğine girdiler. Ki çok doğru bir şey, tavırdır. Evet, İran'daki rejimi İslami bir rejimdir. Ben beğenmiyorum. Ben laik rejimden yanayım. Ama İran devleti Türkiye'nin düşmanı değil mesela. Bunların gösterdiği gibi. Yani bu gazetenin başında bir zamanlar Erik Edelman diye birisi vardı. Bu grubu onlar yönetiyordu. Grossman vardı. Grossman Efendi vardı bunların tepe yönetiminde. Bilmem ayda kaç bin... iş ortaya çıkıyor o zaman. Yani İran devletinin rejimini beğenmesek de İran Türkiye'nin düşmanı değil. Ama Amerikalıların yönettiği bu gazete, Amerika ve İsrail'e düşman olan Türkiye, İran devletini kasıtlı olarak Türkiye düşmanı gibi gösteriyor. İran'la asıl düşmanlığı olan Amerika ve İsrail. Ve bu gazeteyi Amerikalılar yönetiyor. Buyurun bakalım. Evet, öyle. Ben, bak, Türkiye'deki siyah uzantılarını nasıl tespit edebilirsin biliyor musun? Ölçü çok basit. Tabii. Ölçü. Kim İran'a düşmansa, bak, kim İran düşmanlığı yapıyorsa arkadaş, o siyahın uzantısıdır. Soros'un uzantısıdır. Soros'un İsrail Mossad'ın uzantısıdır. Ölçü çok basit. Kim Esad'a Esed diyorsa o CIA'nin uzantısıdır, İsrail'in uzantısıdır. Bravo, ölçü çok basit. Yani ya da şöyle söyleyelim, evet, bölge ülkeleri arasında işbirliğine, kardeşliğe yönelik, evet, girişimleri kim baltalıyorsa o Amerikan, CIA, Mossad, İsrail uzantısıdır. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Kimse İsrail'i İran'ın en büyük düşmanı, ideolojik düşmanı kimdi? Fethullah Gülen'di bu Müslüman cemaatler içerisinde. Tekrar ediyorum. Fethullah Gülen'in İran rejimi hakkında en küçük olumlu bir kelimesi olmamıştır.
diğer aşırı sünni gruplardan mesela İran'ı falan destekleyenler olmuştur. İslam kardeşliği adına falan. Ama Fethullah Gülen ve ekibi, FETÖ'cüler asla İran'ı onaylamamışlardır. Niye? Bu da gösteriyor ki Fethullah Gülen'in arkasında CIA vardır. Evet. Şimdi bir 8-9 dakikamız var bu bölüm için. Bu bölümde senin bir şeyi deşmeni istiyorum. En son Tunceli İl Başkanı CHP'nin kalktı, Seyit Rıza'yı andı. Orada bir takım konuşmalar yaptı. Nereden icap etti? Ona bu cesareti ne verdi? Niye oldu bu tavır? Onu biraz konuşalım istiyorum. Şimdi tabii... Bir de Düzgün Baba'yla ilgili çok abuk sabuk bir şey var ya. Bilgin varsa ona da değinir misin? Evet. Şimdi... Düzgün Baba Tunceli'de değil mi? Evet, şeyi, Tunceli'nin Ulu Erenlerinden. Ulu Erenlerindendir. Birisi bir Kürt yalakalığı... PKK yalakalığı diyeyim, Kürt yalakalığı demeyeyim. PKK yalakalığı yapayım derken göz çıkarmış. Bilgin varsa ona da bir değiniver. Tuncelilere de buradan selam olsun. Şimdi özellikle altını çizelim. Tunceli veya Dersim gerçeğini en başından beri ele alıp bir araştırma yaptım. Ve bunları benim Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği isimli kitabımda gösterdim. Bu çalışmada tamamen objektif belgeler var. Seyit Rıza kimdir? Efendim, Seyit midir? 1937 isyanı olmuş mudur, olmamış mıdır? Efendim, isyanlarda kaç kişi ölmüştür? Bütün bu soruların cevabı. Mesela Sabiha Gökçen zehirli gaz attı mı, atmadı mı? Attı diyorlar da. Ha, yalan olduğunu göreceksiniz. Evet. O işin başka bir ayağı var. Efendim, Atatürk'ün emriyle mi insanlar katledildi? Katledildi mi? Bu soruların, Atatürk ne durumdaydı? Buna benzer şeyler var. Şimdi ben fotoğraflar vermiştim arkadaşlar. Benim Düzgün Baba'daki bir görüntüm var. Onu bir getirir misiniz şeye? Şimdi Düzgün Baba, gördüğünüz gibi Düzgün Baba'nın mekanı böyle ulu bir dağın tepesi. Şimdi bilmeyenler, buraya hiç gitmeyenler burada Düzgün Baba'nın mezarı var zannediyor. Birisi araştırma yapmış, kitap yazmış, doktora hazırlamış, Düzgün Baba'nın mezarından söz ediyor. Burada mezar falan yok. Bura onun kaybolduğu bir yerdir. Onun mekanı sayılır ama mezarı yok. Biz buralara gittik. Düzgün Baba sırtını bu taşa dayamış, oturmuş kabul edilir. Olay şu, baba kavramı Türklere özgüdür sevgili Halil. Yani baba, ata ve dede kavramları Türklere özgüdür. Tunceli bölgesi de, altını çizerek söylüyorum, bugün Türk kültürünün en has biçimde yaşatıldığı bölgedir. Bir şey söyleyeyim sadece, ayrıntısı çok fazla. Celaleddin Hazemşah diye Moğollarla çarpışan bir Türk padişahı vardır. O yenilmiş, kaçmış ve bu Dersim bölgesine gelerek orada şehit olmuş, gömülmüş. Oraya Tazik veya Tacik diyorlar. Sultan Baba diye onun bulunduğu dağı kutsamış Tunceli halkı, Dersim halkı. Bak, Türk padişahının kutsandığı bir yer aynı zamanda. Yer su kültürü dediğimiz ağaçların, dağların, suların ruhu olduğu inancı bugün en kuvvetli biçimde Dersim'de yaşıyor. Yani Dersim, özetle söyleyeyim, en has Türk kültürünün yaşatıldığı yerdir. Çünkü orada mavi göke, gök tanrıya ve kutsal yere yemin geleneği halen devam ediyor. Yani çok önemli. Bütün bu ayrıntıları bu kitapta kültür olarak koyduk. Seyit Rıza'ya gelecek olursak. Seyit Rıza'nın... Şimdi Düzgün Baba'yı bitir de öyle geçelim. Düzgün Baba, Düzgün Baba. İyi hatırlattın. Bu bölgedeki ulu Türk evliyalarından birisidir. Öyle kabul edilir. Düzgün. Şimdi olay ne biliyor musun? Düzgün Baba. Baba da Türkçe, Düzgün de Türkçe ya. Hem bu... de en düzgün Türkçe. Evet, en düzgün Türkçe. Kürtçüler bunu kabul etmek istemiyor. Düzgünü Türkçe değil, Kürtçe göstermeye çalışıyorlar. Mesela o çok bilmiş bir, o bölgeden yetişmiş bir bayan kitap yazmış.
yol diye. Orada düzgünü dızgın yapmış. Dız hırsızgın da öküz, öküz hırsızı yapıyor. Allah düzgün Allah. Babayı. Yani bak adamlardaki Kürtçü, ayrılıkçı zihniyet o kadar şey yapmış ki, coşmuş veya o kadar gerçek dışına fırlayıp gitmiş ki, has Türkçü olan düzgün ismini Kürtçe gösterebilmek için böyle rezalet yorumlar yapıyorlar ve aynı zamanda da Düzgün Baba gibi bölgenin en kutsal kişisine öküz hırsızı demek küstahlığında bile bulunabiliyorlar. Tunceliler onun haddini bilir. Evet. Şimdi, benzer bir şeyi kimde rastladım? Bir başka kitapta rastladım. Düzgün Baba ile ilgili değil, Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili. Ya ne hocası? O hacca gittiği için Hacı Ahmet Yesevi'dir o olsa olsa falan diyordu. İlla bir yerden bozacaklar, çarpıtacaklar kaç bin yıllık geleneği. Evet, şimdi... Şimdi şu Seyit Rıza, 3 dakika falan kaldı bu bölüm için. Hemen değinelim oraya. Şimdi bir mektubumuz var. Bir de onu gösterelim arkadaşlar. Yani zaman hızla akıp gidiyor. Abi sen konuş. Şimdi kahvemiz geldi. Kahve geldi. Ha. İşte artık konuşmamak için bir sebep kalmadı. Seyit Rıza, Şeyh Hasanlı aşiretinin bu kitapta tarihi... Geçmişine ilişkin çok önemli bilgiler var. Evet. Şeyh Hasan'ın torunu Yavuz Sultan Selim'e karşı savaşan, Şah İsmail'in yanında savaşan bir Kızılbaş Türkmen çocuğu. Bunun soyundan gelen Seyit Rıza kendisini Kürt gösteriyor. İşte şu mektupta İngilizlere yazdığı Seyit Rıza adına İngilizlere yazılan 30 Haziran 1937 tarihli mektubu orijinalini veriyorum. Hani millet diyorlar ya uydurmadır böyle bir şey yok. Şimdi bu mektupta denilen şu. Biz diyor Türklere karşı savaşıyoruz ve onlara ağır zayiatlar verdirdik diyor mektupta. Hı hı. Bunu kendisi okuma yazma bilmiyor. Bunu onun yanında bulunan şeyler var. Bu Kürt Teali Cemiyeti üyeleri var. Bu isyanı onu kullanarak patlatan adamlar. Onların yazdığı bir mektup. Burada Türk ordusuyla savaşıyoruz. Onları mağlubiyete uğratıyoruz. Çok büyük zayiat veriyoruz. Türkler de bizi katlediyor diye İngilizlerden yardım istiyor. Ve İngilizler bu mektubu da Türkiye'ye gönderiyorlar daha sonra. Tarihi falan üzerinde var. İngiliz arşivinde kaydı var mektubun. 291 ve 291. Sayfalarda bunların orijinalini biz böylece veriyoruz. İngiliz belgesinin dışında o tarihte yayınlanmış gazetelerde burada Kürtçülerin isyan ettiği, Türk ordusuna zayiatlar verildiği yönünde bir yığın gazete haberi var. Onları da aldık. Hani birileri diyor ya Seyit Rıza isyan etmedi, masumdu, devlet onası. Hayır. Hı-hı. İsyan etti, devlete silah çekti. Bunun öncesi 1933'lerden itibaren karakolları basarak her karakoldan bir iki tane askerimizi şehit eden bir eşkıya yuvası orası. Öz itibariyle ve Dersim halkının da baş belası. O halkı iliklerine kadar sömürüyor. Kırgan aşiretini basıyor, kurşundan geçiriyor mesela. Devletin gücünün giremediği o bölge, sevgili Halil, aşiretlerin birbirini öldürdüğü, kestiği kanunsuzluklar ülkesi. Son olarak bir şey söyleyeyim. En önemlisi, bak, 317. sayfada bir şiir var bu kitapta. 317. Dur, bir bakalım. Bu isyanın elebaşılarından Ali Şir var. Aslan Ali anlamına giriyor. Ali ve şiir aslan ya. İyi bir şair, bir Kızılbaş Türk ozanı özü itibariyle. Evi yansın Kemal bize yük olmuş diyor. Mustafa Kemal'e şey yapıyor. 1937'de. Evi yansın mı diyor? Evet. Allah Fethullah gibi o da. Bunlar bela okumayı çok seviyorlar ya. Şimdi bak diyor ki bir yerinde Kemal tahta çıktı cumhuriyet istiyor. Padişah gibi görüyor onu. İstiyor. Koç uşağı cumhuriyeti kabul etmiyor. Bakın. Adam yazdığı şiirden satırlar okuyorum arkadaşlar.
Cumhuriyet istiyor Kemal, tahta çıktı. Koç Uşağı da bu cumhuriyeti kabul etmiyor. 1926'da isyan etmişti. Ha, Mustafa Koç Kemal de sana soracaktı, evet, cumhuriyetle evet. ilgili. Seyit Rıza diyor ki kalbinizi tam tutun. Dersim halkına şapka yakışmaz. Vurun kardeş vurun. Dersim halkına şapka yakışmaz. Vurun kardeş vurun diyor. Seyit Rıza diyor bunu istiyor diyor. Evet. Şimdi başka şeyler de var yani. Kemal'in tayyaresinin sesi sazla zurna gibi diye o hani uçaklar bombaladı, insanları katletti şeyinin iddiasının da boş olduğunu gösteriyor. Özetle başka belgeler de var. Dersim adıyla anılan 1935 yılının sonuna kadar Dersim adıyla anılan o bölgede Cumhuriyet rejimine direniş var. Halkın sömürülmesi var. Dibine kadar sömürülmesi. Derebeylik rejimi, ortaçağ rejimi var. Ve en önemlisi, başka belgeler var. 1926 yılında kurulan Kürt-Ermeni örgütü Hoybun diyor ki, Dersim bölgesi Kürt direnişinin istinadgahıdır. Yani dayanak noktasıdır diyor. Yine başka bir kaynaktan aktarıyorum. Türklere karşı mücadelenin kaynağı diyor Dersim bölgesi diyor 1932'de ve 1937'de İkinci Dünya Savaşı'nın patlamaya hazır olduğu dönemde ve Türkiye'nin Fransa'yla Hatay meselesi yüzünden savaşın eşiğinde bulunduğu bir ortamda bunlar karakollara saldırmaya başlıyorlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de bunun heykelinin önünde bunu anıyor. Bir cümleyle açıklayayım. Reklam arası vermem lazım. Çok acil. Tamam, 2 dakika evet. geçtik. Tamam. İstersen reklam arasını verelim. Ondan sonra toparlayalım. Ondan sonra toparlayalım. Tamam. Arkadaşlar bir reklam arası. Fazla uzun değil. Öyle 5-6 dakikalık bir şey zannediyorum. Sonra bu meseleyi kapatacağız. Sonra biraz rakı konuşalım değil mi? Rak. Tamam. Tamam. Tayyip'in adam evet. var. Reklamlar. Efendim televizyon gazetesi devam ediyor. Rıza Zellyut'la Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zellyut'la devam ediyoruz. Rıza abi en son Seyit Rıza'yı anlatıyordun. O bölümü bir toparlayalım. Sonra başka konularımız var. Evet. Başka konulara saygım var. Ama önce hızla şey yapacağız. Mustafa Kemal 1925 yılında bu Dersim derebeylerine 1935 sonuna kadar Dersim diye bizim kaynaklarımızda, Cumhuriyet kaynaklarında da geçtiği için söylüyorum. Ben Dersim'i bir coğrafi ve tarihi tanımlama olarak kullanıyorum. İdeolojik anlamda kullanmıyorum. Bugünkü Adora'nın Tunceli'dir. Tunceli demek lazım. Evet. Bazı arkadaşlarımız, takipçilerimiz eleştiriyorlar Dersim dememi. Dersim Osmanlı'ya özgü, feodalizm özgü. Tunceli ise Cumhuriyete Modernizm özgü isimleridir aynı bölgenin. Bunun altını çizelim. Bakın Mustafa Kemal o bölgenin has Türk olduğunu biliyor. Aldığı raporlardan ve oranın Alevi yapısında olduğunu da biliyor. O bölgenin Ermeni olduğu da iddia ediliyor. Şimdi oraya da geleceğim. Ben mi yanlış biliyorum? Şimdi çok güzel. Şimdi bak birileri cahil, cühela ve Alevi düşmanı birileri Dersim'in Ermeni olduğunu, bunların oradaki Alevilerin dönme olduğunu söylüyorum. Ya bu cahil adamlara bir Ermeninin 1885 yılında Vitali Genet bu Fransa'da yayınlanmış Dersim'in nüfusuyla ilgili o zamanki tespitlerini aktarıyorum arkadaşlar. Diyor ki şey var bu çalışmanın içerisinde var. Dersim bölgesinde 15.460 Müslüman, yani burada Müslüman dediği Sünni Türkler. Bakın 27.830 Kızılbaş, bu da Kızılbaş Türkler. 12.000 Kürt, hani Müslüman lafıyla Kürtleri de içine almadığını bu rakam ortaya koyuyor. 12.000 Kürt, 8.170 Ermeni yaşıyor diyor. Yani bu Dersim nüfusu içerisinde toplam Ermeni nüfusu 1/7 kadardır.
7'de bir. Yani şimdi bu bir Ermeni araştırmacının Osmanlı kaynaklarına dayanarak verdiği rakam bu iken, bugün birileri Dersim'i orada Kızılbaş dediği 27.800'ün üstüne 15.460 da Sünni Türk'ü koyduğun zaman 27-37-40-45.000 civarında Türk var, 12.000 Kürt var, 8.100 Ermeni var. Yani bölgenin nüfusunun 1880'lerde Türk çoğunluklu ağırlıklı olduğunu bu Ermeni araştırmacısının kitabı ortaya koyuyor. Peki ne oluyor da bugün orayı Ermeni gösteriyorlar? İşte faşizm, bu bir takım faşist kafalı adamlar orada has Türk kültürünün hakim olduğu bir bölgeyken sırf Alevi düşmanlığı, Kızılbaş düşmanlığı yapabilmek için orayı Ermeni göstermeye çalışıyor. Maalesef buna Yusuf Halaçoğlu hocanın talihsiz bir açıklaması ve o açıklamanın da yanlış yorumlanması da etkili olmuştur bu Tunceli bölgesinin böyle anlaşılmasına. Yani belgeyle koyduk. Orası Ermeni yurdu değil, Türk yurdu bir defa. Bunu herkes kabul edecek. Bir fotoğraf var, onu da gösterelim. Bir abi bu bölümü tamamlayalım. Çünkü hakikaten konuşmaya zaman kalmayacak. Belki Tayyip Erdoğan Soçi'ye gidiyor ya, belki gidişi öncesi açıklamalar yapacak. Zamanımızdan yedirmeyelim. Evet. Fotoğrafı gösterelim hemen. Şimdi bu mu? Bu işte Seyit Rıza'nın dedelerinden birisinin mezar taşı. Bakın koç biçimde ama mezar. Bu Türk figürü bu. Türk figürü. Bakın şimdi her şeyiyle Türk figürü bu. Arkadaşlar burası güneş sembolü. Burası da ay sembolü. Benim Türk Alevliği kitabında bu kavramları açıkladım. Gök tanrı inancı, gün tanrı, güneş tanrı inancı ve ay tanrı inancı bu ve koç. İşte koç biliyorsunuz milattan önce 2000 yılında bile biz burada Mustafa Aksa'yla gösterdik. Milattan önce 2000 yılında Altay dağlarında mezarlarda koç heykelleri var. Evet. Tunceli'nin ne olduğunu göstermesi açısından bunu koyduk. Özetle sevgili Halil, Atatürk 1925'ten 37'ye kadar Tunceli'ye adam gönderdi. Bu Dersim derebeylerine. Ya gelin siz Alevisiniz, Türksünüz. Oraya Alevilik dersi verecek okullar kuralım dediler. Yalvardı, 12 sene oraya adam gönderdi. Cevap ne oldu? Devletin oraya yapacağı köprüye ve karakollara baskın oldu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de bölgeyi bu feodallardan kurtarmak, bu cumhuriyet düşmanlarından kurtarmak için oraya devlet içinde devletim ben diyen derebeylerine baş eğdirmek için oraya askeri hareket yaptı. Şimdi Dersim sözcüğünü savunan, Seyit evet. Rıza'yı savunan demek ki bir, feodalliği savunuyor. Aynen öyle. İki, gericiliği savunuyor. Üç, bölücülüğü savunuyor. Aynen. Dört, arkasındaki İngiltere gibi ülkeler nedeniyle emperyalizmin uşaklığını yapıyor. Ya Fransızların şeyi de oyuncağı da bunlar. Yani... Fransızlar ve İngilizler. Peki CHP'ye ne oluyor da bu anmayı yapıyorlar? Ve Kemal Bey'e ne oluyor da ben Dersimli Kemal'im, Dersimli Kemal diye bağırıyor. Şimdi bu... Bunu da bir özet halinde evet, verelim. Yani de. Şimdi bak Tunceli'de bir takım 38'de talihsizlikler yaşanmış. Bunu anlatabilirsin. Ama bunu Seyit Rıza gibi bir derebeyinin, Tunceli halkının baş belasının, oradaki bizzat halkı katleden, Tunceli halkını katleden bir adamın heykelinin önünde bunu yaptığın zaman hiçbir inandırıcılığın kalmaz. Tunceli halkı bugün cumhuriyetçidir ve devrimcidir, Atatürkçüdür. O gösterileri yapanların hepsi Tunceli'yi esir etmiş olan, şu an Tunceli tutsaktır. Tunceli'yi tutsak almış olan PKK'nın bir biçimde uzantılarıdır. Evet. Ben bakın ben birileri gibi Tunceli'ye gitmeden Tunceli üzerinde kitap yazmadım. Tunceli halkıyla konuşarak, görüşerek, 3 kez o bölgeyi tarayarak gittim. Son bir fotoğrafımız var. Selam olarak bunu gösteriyoruz. Kamergenc'in fotoğrafını görelim. Şimdi ismini yazdım analım diye. Buyurun. İşte kardeşim gerçek Tunceli insanı, gerçek Türkmen çocuğu, Tunceli Türkmen Türk kültürünün efsane ismi budur. Bakın omzunda da papağanıyla birlikte. Selam olsun bize gülümsüyor. Tabutunun üzerinde de Türk bayrağıyla. Evet. Gitti. O ne mahşeri kalabalıktı. Ya Rabbi ya, yanaşamadım gidemedim. Cenazesine katılmak üzere karşıdan kaldırdılar.
Yanaşamadık. Arabaları koyacak yer yok. İnsanlar yürüyecek kaldırım bile bulamamıştı. Hiçbir insana nasip olmayacak görkemli bir törenle uğurlandı. Ben bir şey söyleyeyim. Belki 100 yıl, belki 200 yıl sonra Kamerganç de bir tür düzgün baba gibi o bölgede anılacaktır. Tabii. Yani gerçekten öyle. Bölgenin ulularından biri oldu. Aynen öyle. Saygılar olsun, hürmetler olsun. O bizi dinliyor ve aynı biçimde gülümsüyor. Ben biliyorum. Halil. Galiba. Halil. Gel. Abi bunu boş ver. İkimiz gidelim. Evet. Neyse gerisini anlatmayayım. Abi bugünkü köşe yazına baktım. Erdoğan'ın adamını kovdular demişsin. Kovulan kim? Niye kovuldu? Nereden Erdoğan adamı oluyor? Kim bu Erdoğan'ın adamını kovdular diye bahsettiğin kişi? Okuyayım mı? Anlatacak mısın? Yani İstersen bir okuyayım bir tamam. O bölümü. O bölümü tamam. Sadece. Tamam. Okuyayım. Sonra sana anlat. Adam öyle şımarık, öyle küstah ki televizyona çıkıyor. Ağzına ne gelirse akıtıyor. Çünkü arkasında Tayyip Erdoğan var. Kaçak ve hain savcı terörist Zekeriya Öz'ü heykeli dikilecek adam diye övdü. Fethullah Gülen için çektiği yağlardan bir okyanus oluşur. Yağ okyanusu ilginç. Daha incesi FETÖ'nün kumpasçı polis müdürleriyle dayanışma içerisinde. Oralardan gelen bilgilerle FETÖ kumpaslarına destek vermiş. Öyle makbul ki FETÖ'nün bankası kendisine ve aynı çizgideki karısına milyonlarca lira kredi veriyor. Devam edelim. İki cıbır gazeteci bu krediyi hangi kazancıyla ödeyecek diye sormadan gel gelelim ki bunların FETÖ'ye hizmetinin binde birini yapmayanlar 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıp onlarca yıl hapisle yargılanıyorlar. Bu karı koca ise el üstündeler. Çünkü arkalarında Erdoğan var. Patronlar bu yüzden bunları besliyor. Aydın Doğan, Yıldırım Demirören, Ferit Şahenk, Ömer Kalyoncu yani Sabah ATV grubu, Melih Gökçek gibi para babaları bu ikiliye para yağdırmaya devam ediyor. Öyle küstah ve öyle şımarıklar ki işte Allah büyük ya, Rasim'in dilini dolaştırdı, gönlündekini Rasim Ozan Kütahyalı. Gönlündekini dışa vurdurdu. Güya futbol programı gibi gösterilen Beyaz TV'deki zevzekler toplantısında Boşnak kardeşlerimize çok adice laf etti. Ve Melih Gökçek ister istemez onu kovdu. Göreceksiniz hepsi bu kadar olacak. Bu herif sabahtan yine binlerce dolar almaya devam edecek. Karısı da aynı biçimde el üstünde tutulacak. B.Kun'da boncuk varmış gibi holding kanallarında ağırlanacak diyorsun. Bu kadar mı bu bölüm? Evet. Şimdi Boşnaklar deyince ben en son Ayvalık'ta bir yayın yapmıştım bir hafta. Şeye Sarımsaklı'ya çok yakın Yeniköy'dü galiba. Bir köy var. Karadağlı Boşnaklar oluşturmuş köyü önce. Abi göreceksin adamlar dağ gibi adamlar ve hiç kimseye müdanası olmayan adamlar. Ben kendim de Makedonya göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Hatta 2006'da gittim gördüm Makedonya, Üsküp, İştip, Manastır o bölgeyi. Boşnaklar bizimle o kadar iç içe ki ya bu kadar olur. Bizim evimizin karşısındaki evde Boşnak arkadaşlar otururdu. Ama yani biz çocukken o Boşnak ailenin babası sahip çıkar. Tam bir komşuluk dayanışması. Şimdi bu arkadaş diyor ki nereden arkadaş oluyorsa Boşnak bilmem nesiz artı zurt. Çok adice bir şey ben telaffuz edemem. Ana baba terbiyesi almış adamım. Evet. Bize yakışmaz. Ama nasıl bir ruh hali bu ya? Futbol programında sen böyle bir laf ediyorsun. Nasıl bir ruh hali bu ya? Şimdi söylediğim gibi bu yandaş şeylerin, gazetecilerin küstahlığı ve şımarıklığı o derece arttı ki bunlar artık nasıl anlatayım ahlaksız olmayı, adileşmeyi bir meziyet haline getirdiler sevgili Halil. Yani bu da onlardan birisi. Ya bu adamlar birdenbire 2007'den sonra ortaya çıktılar. Kim çıkarttı? Fethullah Gülen çıkarttı. Nereden çıktı bu adam? Tarafa sokuşturuldu bir yerden. Tamam mı? Tarafı kim çıkarttı? Ben gazete çıkmadan yazdım Güneş'te. Dedim ki bu bir Fethullahçı gazete olacak, Amerika'ya hizmet edecek dedik. Orada devam ediyor. Ha bir şey söyleyeyim tarafla ilgili. FETÖ'yle mücadele eden bu
savcılara sesleniyorum. Siz eğer taraf operasyonunu açıklığa çıkartamazsanız, tarafı kimler kurdu, neler yaptı, bunu açığa çıkartamazsanız FETÖ'yle mücadelenizin bir ayağı sürekli eksik kalacaktır. Ahmet Altan'ı subliminal mesaj vermekle suçluyorlar. Ya kardeşim, ne bilinçaltı mesajı? Adam açık açık taraf gazetesinde açık açık psikolojik savaş yaptı ya. Psikolojik harp yaptı ya Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türk askerine karşı, Türk yargısına karşı, Türk sosyal sistemine karşı. Türklere bu ülkeyi dar edeceğiz diye yazıyor ya, adama bak. Bu ülkeyi ulusalcılara, milliyetçilere, Türklere, Türkçülere dar edeceğiz diye yazıyor. Şeyin ağzı, Fethullah Gülen ne söylediyse onun ağzıyla yürüyor. Mehmet Altan'ın bir röportajını hatırlıyorum. Yeğeni yapmıştı Sanem Altan. Şunu söylüyordu. Bu ülke aynı zamanda bir NATO ülkesidir. Öyle kimse istediğini yapamaz. Bağımsızlık bağımsızlık hikaye. Bu ülke aynı zamanda bir NATO ülkesidir. Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir diyordu. Bir düşmanlık. Adamın damarlarında Türk düşmanlığı var. Atatürk düşmanlığı var. Ordu düşmanlığı var. Çünkü Türk ordusu ne olursa olsun darbe marbe yaptı, yanlış işler yaptı. Kenan Evren'in yönetimindeki döneminde yanlış işler yaptı ama özü itibariyle anti-emperyalist bir yapıdadır. İçerisine NATO sızmış olmasına rağmen, Gladio sızmış olmasına rağmen. Ve bugün de bu özelliğini ortaya koymaktadır. Şu anki haliyle, duruşuyla birileri Genelkurmay Başkanımızı aşağılamaya, efendim kötülemeye, Tayyip Erdoğan'ın efendim hizmetkarı gibi göstermeye çalışsa bile Türk ordusu şu an tarihindeki en bağımsız konumundadır diyebiliriz. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Şimdi bunların düşmanlığı neydi? Türk ordusunu yıpratmak, vurmak ve laik sistemi çökertmek. Yani fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü adı altında Amerikan destekli ılımlı İslam projesinin liberalizm adı altında Türkiye'ye tezcahlanmasını yaptılar. Şimdi bu cephenin bir tarafında bu lümpen Rasim Ozan var. Evet. Tam lümpen. Bizim 12 Eylül öncesi deyimimiz bunun için çok geçerlidir. Evet. Öyle bir şey ağzı, serseri ağzı, bu ne bileyim lümpenden başka bir kelime bulamıyorum. Var böyle birkaç tip var bunun içerisinde ya. Ama öbür tarafında da aynı cephenin öbür tarafında da tabii Nazlı Ilıcakları say, Ahmet Mehmet Altanları say, evet, bilmem Bavulcu'yu say falan. En ucunda da bir başka isim var. O da Burjuva tarafı kim? Osman Kavala. Evet. Bakın bir çizgi bu. Lümpeninden şeyine hepsi emperyalizmin hizmetinde. Ve kime karşı? Türk milletine karşı, Türk ordusuna karşı, Türk kültürüne karşı. Osman Kavala alındığında Ertuğrul Özkökler falan sahipleniyor. Ne oluyor ya? Neye sahipleniyor? Aynı çizgide. Ertuğrul Özkök yani aynı çizgide biliyorsun. Bunlar her devrin adamıdır. Ertuğrul Özkök'e 1980'lerde ne diyorduk? Özkök diyorduk. Niye? Çünkü şeyin adamıydı. Turgut Özal'ın. Darbeci adamın, paşanın... Kenan Evren'in, Turgut Özal'ın, evet, daha sonra Tansu Çiller'in, güzel kadının, evet, yanına gidince heyecanlanıyorum diye yapmadıkları yağcılık kalmamıştı. Yani Osman Kavala, bakın Osman Kavala'nın bunların Soros'un bir vakfı vardı, Kılıçdaroğlu'nun duyu olduğu vakıf. Evet, TESEV. TESEV'in kuruluş belgesine bakın. Osman Kavala hem kurucu, hem yönetici, hem yönetim kurulunda, hem denetleme kurulunda. Bak. Osman Kavala TESEV'de 3 ayrı görevi var. O ne demektir abi? Burada patron benim demektir. Evet. Anlatabiliyor muyum? 3 ayrı. Ya bu ne önemli bir adam ya. Ve bu yine iletişim yayınları denilen, bu ılımlı İslam'ı pompalayan, laikliği öteleyip Fethullah Gülen'i ve hocası olan bu Kürt Said'i yücelten yayınların yapıldığı iletişim yayın evinin de patronuymuş. Bir tarafında o var, bir tarafında da Murat Belge gibiler var. İşte Murat Belge'yi de oraya işte ekleyen, evet, isim yani. Para oradan geliyor.
Onun üzerinden geliyor. Bakın propagandanın ayağına bakın. Bir tarafta da TESEV denilen, Kılıçdaroğlu'nu da piyasaya süren vakfın her şeyi, beyni, yöneticisi, şusu busu. Böyle bir adam yani bu Osman Kavala. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Osman Kavala ve benzeri Ahmet Altanlar, Mehmet Altanlar, Eser Karakaş kayıp neyse diye gülerek şey yapıyordu 2008. Üç tane şey affedersin yaratık Samanyolu TV'ye kuruluyorlardı. Tamam mı? Ondan sonra Mehmet Altan, Eser Karakaş, bir de neydi bu? O da içeride şimdi. Üçüncü kişi, şu an ismini hatırlayamadım. Evet. Ya üçü ederek bu kumpas davalarını, Ergenekon'u, Balyoz'u, bunların Türkiye için ne kadar yararlı olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın ne büyük lider olduğunu, çok büyük işler yaptığını yere göğe sığdıramadan anlatıyorlardı. Bugünse Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı düşmanı haline geldiler. Şey, efendim, ulusalcılara bırakmayacağız Türkiye'yi diyen 2005'te Fethullah Gülen'in sözlerini tekrarlamak suretiyle Hrant Dink'i öldürtüp ondan sonra onun suçunu masum ulusalcıların sırtına yıkmak için bir giyin yalan, riya, iftira üreterek oralarda konuşup beyin yıkıyorlardı. Şimdi içerideler. Hesabınızı verin kardeşim ya. Vallahi ben onu bilmem. Rasım Ozan Kütahyalı'da Fethullahçılık yaptı. Ahmet Mehmet Altanlar da Fethullah'ın hizmetinde işler yaptı vesaire. Ama ben 2011'de şuradan çıkıp Galatasaray'a kadar yürüyen yüzlerce kişinin önünde hani Fethullah'ın meşhur lafı vardır ya, ulusalcı dalgayı aşacağız diye. Orada Fethullahçı dalgayı aşacağız diye bağırmış adamlarız biz. Evet, onlar evet. Ne yaparsa yapsın. Ama işte onların da kaliteleri çıkıyor ortaya. Mesela Rasım Ozan Kütahyalı'nın o boşnak bilmem nesi diye yaptığı hakaret. Ahmet Altan'ı bilirsin, ben Türkiye'yi iki kadın memesine satarım lafları vesaire. Evet, evet. Böyle de bir ahlaki düzey düşüklüğünü de görüyoruz bunlarda. Ya öyle ahlaksızca sen adam 1985'te ne diyor? Bir annenin oğluyla bir babanın kızıyla yatması normaldir diyecek kadar kendinden geçmiş çirkefleşmiş tipler sonra gazetenin genel yayın yönetmeni koltuğuna oturtuluyor. Ben diyor Türkiye'ye dizayn edeceğim diyor. Türkiye'ye yön ver. Bu ahlaksız adamlar Türkiye'yi yönetmeye kalkıştılar arkadaş. Evet. Ya bugün bunlar piyasadan atıldıysa, devre dışı bırakıldıysa bu ciddi anlamda bir kazanımdır. Bu Rasim Ozan Kütahyalı ve benzerleri pislikler de gidecekler. Tekrar ediyorum, para babaları olan patronlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzının içine bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık bundan sonra Rasim Ozan Kütahyalı gibi tipleri taşıyamaz. Rütük de bir soruşturma açtırmış. Ha yani bir Sabah gazetesi ne kadar besleyecek bunları? Bilmem ne kanalları. Ya düşün ya. Bu şey, bu iki tipten, bu karıkacadan başka konuşacak adam yok mu? Bütün televizyon programlarında görüyorsunuz, zırt orada zırt burada. Karşı Nagihan Alçı. Ya bu ne kadar şey önemli. Dünya değil. Kadar borç aldılar Bankasya'dan, ödemeleri lazım. Çok çalışacak çocuklar. Ya işte bunlar yüz karasıdır. Evet. Gazeteciliğin yüz karası. Türk basınının yüz karasıdır. Yılmaz Özdil gazetecilikle ilgili bir şey yazmış. Hemen okuvereyim mi? Tabii. Hı? Yılmaz Özdil. Serkan. Abi şimdi sen de Yılmaz Özdil'i mi istiyorsun yani benden diyor olabilir. Ben kendi işimi kendim göreyim. Her gazeteci gazeteci midir diye sormuş. Parlamentoda bir dakika oturun bir saat gibi gelir. Güzel bir kadınla bir saat siyaset konuşun bir dakika gibi gelir. İzafiyet teorisi işte budur demiş Albert Einstein. Şahane laf değil mi? Aynen. Maalesef size kötü bir haberim var. Einstein'ın böyle bir lafı yok. Ben uydurdum. Eminim uydurduğumu söylemeseydim inananlar olurdu. Hatta bu lafı anında Twitter'dan filan postalayıp başkalarına satmaya kalkanlar bile çıkardı. Hep böyleyiz çünkü. Adamın biri
imzasıyla, fotoğrafıyla gazetede köşe yazısı yazıyorsa, televizyondan ahkam kesiyorsa, üstelik ettiği lafları ünlü kişilerin isimlerini ilave ederek süslüyorsa gazeteci sanıyoruz, söylediklerini doğru kabul ediyoruz. Halbuki Türkiye'de üç işi canı çeken herkes yapabilir. Müteahhitlik, siyasetçilik, gazetecilik. Eğitim istemez, nitelik istemez. Hemen ilave edeyim, Rasim Ozan'da lise mezunu bir vatandaş. Eğitim istemez, nitelik istemez. Türkiye'de 141 bin hekim var mesela. 315 bin müteahhit var. Doktor başına 500 hasta düşüyor, müteahhit başına 2 doktor düşüyor. İşe hademe alırken bile savcılıktan temiz kağıdı isteniyor ama silahlı terör örgütü mensubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili almışlar, kimdir diye soran olmamış. Yoldan geçen tekstilciyi çevirip gel şu böbrek naklini yapıver diye ameliyathaneye sokamazsın. Kuyumcuyu kolundan tutup gel sevabına şu kararı veriver diye en yakın adliyedeki hakim koltuğuna oturtamazsın. Turizmci jeofizik bilmez, tavernacı statik hesabından anlamaz. Mankeni bilir kişi yapıp anayasa hukuku üzerine görüş isteyemezsin. Ama bunların hepsi gazeteci olabiliyor bu ülkede. Gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur. Palavrası da buradan çıkmıştır zaten. Hiçbir bilimsel kritere dayanmadığı için ana rahmine dayandırılır. Rasim Ozan Kütahyalı kepazeliği sonuçtur. Sebebi başka yerde aramak gerekir. AKP'den itibaren size gazeteci diye sunulanların, köşe yazarı diye sunulanların %99'unun gazetecilikle alakası yoktur. Peki nasıl ayırt edeceğiz derseniz evrensel tek kural vardır. Gazeteci sıradan insanların bekçi köpeğidir. Bakacaksınız kardeşim. Sıradan insanların bekçi köpeği midir? Sahibinin emriyle sıradan insanlara saldıran kudurmuş köpek midir? Ölçü budur diyor. Evet, şimdi evet, bana göre de sıradan insanlar millettir. O insanların bekçi köpeği olmayı şerefle kabul ederim. Çünkü eyvallah. Milletin bekçi köpekliği aynı zamanda vatanın bekçi köpekliğidir. Evet. Bekçilikse eyvallah. Ya köpek asil bir yaratıktır. İnsan, bak sevgili abi, insanoğlu bugün bu aşamaya geldiyse bunda köpeklerin çok ciddi katkısı vardır. Köpeğin evcilleştirilmesi insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biri. Değil mi? Bir at, bir köpek. Evet. Yani evet, senin canını korumuş, malını, davarını korumuş, onlar sayesinde sürü sahibi olabilmişsin sen yırtıcı hayvanların içinde. Köpeği şey yapmayalım ama bu tür yaratıklar, biz bunlara köpek diyemeyiz, köpeklere hakaret olur, kusura bakmasınlar. Bir şey aklıma geldi, 2009'du tahmin ediyorum. Bu herif yazı yazıyor. Efendim 1936'da Trakya'daki Yahudileri bu milliyetçi CHP ezdi, faşist CHP ezdi diye. Konuyu araştırdım, tarihi arşive girdim, o dönemin gazetelerini şey yaptım. 1936 mı, 38 mi? Tam hatırlayamıyorum bu. Veya 39 da olabilir tarihini. Almanya'nın Yahudilere 36 da olabilir baskısı karşısında Türkiye'deki Yahudilerin durumu kritikleşiyor. Ve Trakya'da bir takım olaylar olunca İsmet Paşa meclisin kürsüsüne çıkıyor. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti diyor, insanları milliyetlerine göre ayıramaz, dinine göre ayıramaz. Türkiye'de Yahudilere kimse baskı yapamaz diyor. Açıklaması var. Mecliste konu tartışılıyor ve Yahudilerin oradan alınarak İstanbul'a getirilmesi için devlet hizmet üretiyor. 1936 hatırladığım kadarıyla. Bu adam bunu aldı. Faşist Cumhuriyet Yahudilere baskı yaptı diye yazdı. Ben de bunu müfteri Rasim Cumhuriyet'e hakaret etti, yalan söylüyor diye belgesini de ortaya koyarak İsmet Paşa'nın, Başbakan İsmet Paşa'nın konuşmasını da vererek mecliste koydum. Bu adam beni mahkemeye verdi. Ve FETÖ'cü yargı beni mahkum etti. 9 bin lira tazminat cezasına mahkum etti ve biz onu ödedik. Yani şimdi adamın işi gücü Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret etmek, var olan kurumlarına hakaret etmek olarak bunlar parlatıldılar. O Paçavra gazete, FETÖ CİA gazetesi şeyde, tarafta. Ondan sonra arkasında AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durmasıyla bunlar şimdi o kadar şımardılar ki korumalarla gezen, villalarda ne, yalılarda oturan adam haline geldiler. Bunları bak söylüyorum şu an Türkiye'de özellikle iktidar medyasında
gazeteci olarak çalışanlar, köşe yazar olarak çalışanların %99'u normal bir şartta, normal bir Türkiye'de herhangi bir gazeteden içeriye bile sokulmaz. Evet. Ofis boy olarak kullanabilirsin bunları. Bizim ofis boylar bile bunların şeylerinden 10 kere bilgilidir. Aynen öyle. Ofis tabii. Boylardan, bak ofis boy olarak gazeteye girip oradan yükselerek genel yayın yönetmeni olmuş insanlar vardır. Ben onlara saygı duyarım. Şapka çıkartırım. Niye? Öğrenmiş, emek vererek, gazete tabii taşıyarak başlamış. Abi çok az vaktimiz kaldı. Bir, sana bir şey hatırlatacağım. İki, bir kliple çıkacağız bu bölümden. O yüzden 2-3 dakikamız var en çok. Naim Süleymanoğlu. Hah, ya biz bunu nasıl atlarız ya? Atlamayız. Abi tebrik ediyorum sevgili Ali. İyi bir gazetecisin. Estağfurullah. Seninle bir program yapıyoruz, bir proje başlatıyoruz. O proje de şu. Biz bunu içeride konuştuk arkadaşlar. Biz bu işe girelim mi? Girelim dedik. Naim Süleymanoğlu benim Sefaköy'de Balkan Türkleri Derneği'nde birkaç kere karşılaşıp Ender bir iki defa da oturup sohbet ettiğim biri ama çok alçak gönüllü olduğu için keşke daha fazla yapsaymışım diyorum. Çok sevdiğim biriydi. Evet. Naim Süleymanoğlu'nu tanıtmaya gerek yok. Alanında dünyanın en büyük sporcusu. Evet. Bu millet bir daha Naim Süleymanoğlu gibi birisini çıkartır mı çıkartamaz mı bilemiyorum. Çıkartacaktır mutlaka ama ileride. Şu an dünya çapında Türkiye'yi dünyaya tanıtan en önemli figürlerden birisi. Bunun kıymetini sağlığında bilemedik. Geçelim ona. İşte ise o aramızdan ayrıldıktan sonra onun heykelini dikmeliyiz. Bir tane yetmez. Birkaç tane dikmeliyiz. Dikmeliyiz diyorsun. Ben bunu senden rica ediyorum sevgili Halil. Her sabah tekrarla belli bir süre. İstiyoruz Naim'in heykelini istiyoruz diye. Ankara'nın göbeğine, Cumhuriyet'in başkentine bir tane. İstanbul'a bir tane. İstanbul'a da ben söyleyeyim. Evet. O zaman Küçükçekmece bölgesi, Sefaköy bölgesi, Bulgaristan, Yugoslavya, o Balkan göçmenlerinin en yoğun olduğu yerdir. Sefaköy'deki Balkan Derneği'nin yerini de Naim Süleymanoğlu cebinden para vererek almıştır. Bir tane de Sefaköy'e, Sefaköy meydanına dikilmesini istiyorum. Evet, yani İstanbul'a da dediğin gibi o bölge, Küçükçekmece bölgesi falan, Sefaköy bölgesi, göçmen kardeşlerimizin yoğun olduğu yer. Bir tane oraya, bir tane de Ankara'ya olmak üzere. Hatta ben kafamda heykeli de tasarladım. Kaldırdığı alet, halter. Halterin iki ucunda halter şeyleri, demirleri değil. İki tane küre, dünya. Evet. Dünyayı kaldıracak. İki tane dünya figürü olacak. Böyle Naim'in onu havaya kaldırdığı bir pozda Naim Süleymanoğlu heykeli istiyoruz. Bunu da senin programında başlatalım. Buradan, sen de köşende hatırlatardın. Ben hatırlattım. Yarınki yazımda var. Yarın istiyorum. Efendim, önce Başbakan Sayın Binali Yıldırım'a sesleniyorum. O duymazlıktan gelirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Ve bu projeye mutlaka ve mutlaka katkı vermelerini devletin bekliyoruz. Halkın da katkı vermesini istiyorum ben. Halil Nebiler Twitter hesabından, Rıza Zellut Twitter hesabından, evet. Halil Nebiler 2 yazıyla Facebook hesabından, Rıza Zellut Facebook hesabından mesajlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi abi 4 dakika kaldı. Ali'cim bunu unutmuyorsun. Yok hayır. Bir hafta boyunca en azından bu çağrını lütfen yap. Olmazsa da biz kendimiz hesap açmak suretiyle, eğer onlar yapmazsa, şimdi o işe girmek istemiyorum ama Naim Süleymanoğlu'nun heykelini yapmalıyız. Gerekirse biz ileride devlet sahip çıkmazsa millet sahip çıksın diye başka proje geliştiririz. Peki şimdi dün akşam Beşiktaş Jimnastik Kulübü futbol takımı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve grubundan lider olarak çıkan ilk Türk takımı oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Ben kutluyorum Beşiktaş'ı. Rıza abi de aynı fikirde. Yerden göğe kadar kutluyoruz. Evet. Neden? En azından en küçük bir gerekçeyi söyleyeyim. O giydiği formanın burasında Türk bayrağı var. Helal olsun çocuklar size. Beşiktaş'la bitiriyoruz. Yarın saat 11'de tekrar birlikte olacağız. Yarın saat 11'e kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 11'e kadar değil. Biz kazanacağız. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Beşiktaş.
aynalarda gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün, aynalarda gördüğümsün, çözemezsen gördüğümsün sen. Bir demir kuş gökyüzünde, bak biliyor son sözünde, yıkılma öyle, haydi kalk ayağa, yürü güneşe. Aynalarda gördüğümsün, ağladığım güldüğümsün, aynalarda gördüğümsün, çözemezsen gördüğümsün sen. Bir demir kuş gökyüzünde, bak biliyor son sözünde, yıkılma öyle, haydi kalk ayağa, yürü güneşe. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın, asi ruhum, Beşiktaş'sın sen. Kara kartal gökyüzünde, fark ediyor son sözünde, yıkılma öyle, haydi kalk ayağa, yürü güneşe. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın, asi ruhum, Beşiktaş'sın sen. Kara kartal gökyüzünde, hak ediyor son sözünde, yıkılma öyle.